Merhaba değerli İstanbul Times TV izleyenleri. Ben Hüseyin Çetiner. Bugünkü sokak röportajımızı Bakırköy ilçesinde yapıyoruz. Seçmenlerimize bu pazar günü bir erken gene seçim olsa oyunuzu hangi partiye vereceksiniz diye soruyoruz. Videomuzu izledikten sonra henüz kanalımıza abone değilseniz lütfen kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açar mısınız? İyi seyirler. CHP. Neden CHP efendim? Vallahi şu anda bizi bu bunalımdan kurtaracak tek parti olarak görüyorum ondan. Ondan dolayı canım. CHP. Neden Cumhuriyet Halk Partisi? Cumhuriyet Halk Partisi daha doğru ve dürüst buluyorum. Tabii. Ya herkesin kendisinde aslında bu yani. Bu da bir cevap. Yani bu... istemiyorum da cevap, açıklamak istemiyorum da bir cevap. Bizim için bir cevap. Açıklamak istemiyorsan söyleyebilirsin. Şu an için söylemek istemiyorum. Tamam. Vallahi biz de şaşırdık, oyumuzu kime verelim? Neden? Ne yapalım? 3-4 gün var, niye şaşırdınız? Yani kararsız da değiliz yani. Hangisine versek hepsinin altından bir şey çıkıyor. Ne yapacağız? Ne diyelim size? Hangi tarafa yazalım? Ya yani Cumhuriyet Halk Partisi'ne yazacağız. Başka yapacak bir şey. Tamam. Bu hafta sonu erken seçim olsa en geç gidip oy atacak olan benim. Daha da kararsız bir seçmen olarak yaşıyorum. O son saniyeyi de beklemeye kararlıyım. Kararsızım. Son saniyeleri beklemeye kararlıyım. Çünkü neyin... Onu daha önce söylemiştim. Şimdi 40 fazlasına söylüyorum. Hangi ayağım girerse oraya veririm. Ya da yazı tura atarım. Hangisi gelirse. Yazı tarafı sağ olur. Tura tarafı sol olur. Yer hangisi düşerse ona oy atarım. Tamam. AK Parti veririm abi. Neden AK Parti? Bana daha yakın geliyor abi. Hani. Oy mu? Evet. CHP'ye vereceğim. Neden Cumhuriyet Halk Partisi? Abi çünkü ondan başka ben parti tanımam. Tanımasınız. Buna verdik. Ne yaptı? Ne yaptı bize? Kaç sene verdiniz AK Parti'ye? Ben AK Parti'ye hayatta oy vermem. Buna değil. Hayatta vermem. Hayatta vermesin. Hayatta ver. O saklıdır. Kalbimizde saklıdır. Hiçbirisine. Neden hiçbirisine layık değil de oyum onun için. Kullanmayacak mısınız? Kullanmayacağım. CHP veririm abi. Neden CHP? Neden mi? Şu andaki Türkiye'nin hali zaten ortada. Tamam. İyi Parti. Neden İyi Parti? Yani abi kime verelim ki ya? Zaten mevcut hükümetin durumu zaten belli. Yani abi ittifaklar belli. AK Parti. Neden AK Parti? Çünkü şu an en iyi onlar yapıyor her şeyi bence. Ekonomi en güzeli onlarda. Ekonomi kötü, geçinemiyoruz, hayat pahalı diyenler var. Hükümet ya sonra, bence yani hayat normal şu an. Enfeksiyon biraz pahalı ama şu an bence iyi yani. Yani oyumu ben CHP'ye veririm de yani muhalefet oyları dağıldığı için yine kazanabilir mi sanmıyorum yani. Neden Cumhuriyet Halk Partisi? Yani sonuçta yaptığı etkinlikler açısından daha çok yani daha yararlı olduğunu düşünüyorum. Ondan sonra CHP. Evet. HDP. Neden Halkların Demokratik Partisi? Evet. Ya Halkların Demokratik Partisi Türkiye'de bir mozaiktir. Yani Türkiye demokrasisinde Halkın Demokrasi Partisi olmaz olmazıdır. Olmazsa olmaz. Olmaz. Peki efendim. Karar veremedik. Kararsız da bir cevap. AK Parti değil yani. Ama benim tarafımda ne olacağı belli değil ki. Bir ittifak diyorlar, bilmem ne diyorlar. Hiçbiri... İttifaklar olacak mecbur. Başka olursa o gelecek kişilere bağlı. Ali Babacan gelirse uyum aldı, Ali Babacan alır yani. Meral Akşener de alır. Ama bizim o çok eski Diyarbakır'a muhtar bile olamasın diyen bir kişi vardı haberlerde. Erken seçim olsa. Evet, pazar günü seçim var diyelim. Vallahi ben şeyi beğeniyorum çok. Hani bir bayan var ya. Meral Akşener. Neden İyi Parti? Ona bayılıyorum. Ayaklarının üstünde duran bayanları çok seviyorum. Ondan dolayı İyi Parti. Evet. AK Parti. Neden AK Parti? Çünkü ülkeye yapılan hizmetleri görüyoruz, yaşıyoruz. Nankör olmamak lazım. Her iktidarın kendi yanlış... Kiralar arttı, fiyatlar arttı, geçinemiyoruz. Onlara ne diyorsun? Her iktidarın yanlışları olmuştur, kusurları olmuştur. Ama bundan dolayı hemen alaşağı etmemek lazım. Şans vermek lazım. Vallahi bu baştakilerine vermem de geri kalanına veririm. Neden hükümete yok başkalarına var efendim? Abiciğim... Bunlar artık bu ülkenin başından gitmesi gerek. CHP'ye olur. Neden CHP? Çünkü şu an ülkenin durumu belli. İktidarda olan da belli. Şu an en düzgün iş yapacak CHP diye düşünüyorum. Gençleri dedin. Gençlere biz ne soralım? Gençler korkuyor, konuşmuyorlar. Siz abi gençlere gelecekteki hallerini sorun.
Tamam. Daha sonra var mı yok mu? Aynen zaten. Türkiye %80 terk eder diyorlar. Tabii ki de. Yani beyin göçü zaten şu an herkes, bütün gençler düşünüyor. Maalesef. Okul, üniversite nasıl kazanacağız, nasıl şey yapacağız? Hadi kazananlar mesela, ben kazandım, kazanamayanlar oldu. Kazanan bunlar pişman olabilir. Tabii ki CHP'ye veririm. Neden Cumhuriyet Halk Partisi? Çünkü ona inanıyorum. Bundan sonra CHP. Çalışmalarına inanıyorum. Beraber çalışıyorum. Bir dernek üyeyim ve beraber çalışıyorum. Kararsızım şu anda. Kararsız, o da bizim için bir cevap. HDP. Halkların Demokratik Partisi neden? Neden? Daha iyi muhalefet ediyor. Daha demokrat. Tamam. Ben MHP'liyim. Neden Milliyetçi Hareket Partisi? Yani aşağı yukarı 40. senemi doldurdum. Bu partinin içerisindeyim. Tamam. Eski ilçe başkanıyım. Nerede efendim ilçe başkanı? Bahçelievli eski ilçe başkanıyım. Benim oyum MHP'dir. Oyum kime? Evet efendim. Ya iyi düşünün de öyle cevap verim değil mi? Tabii ki. Takdir sizin. Oyum parti olarak söylemeyeyim. Mansur Yavaş'a oyum. Mansur Yavaş. O zaman CHP diyebilirsin. CHP'nin üyesi olduğu için. Ya tamam. Peki. CHP'ye veririm. Daha var. Neden CHP? Gelişen durumlara baktığımız zaman alternatif olarak onu görüyorum. Peki, o anlaşıldı efendim. Zaman genel seçimler olacak. Tabii de bu belediye başkan var mı? Genç bizim o belediye başkanı ismi ne? İmamoğlu. İmamoğlu'yu ben vereceğim. CHP'ye? Evet. AK Parti. Neden AK Parti? Çalışıyor onun için. Hizmet var. Hizmet var. Hafta seçim olsa uyumu hangisine? Hiçbirine. Neden? Kızgınsınız. Böyle hiçbirine. Boş mu kullanmayacak mısın? Aynen. CHP. Neden CHP? Çünkü gerçekten bu ülkeyi yönetebilecek tek kişi. Yani şu an tek kişi. Tamam. Doğru, genç kafasına göre, bizim kafamıza göre, eğitime göre, bilime göre. CHP. Tek o. HDP. Neden Halkların Demokratik Partisi? Yani bildik bileli oy veriyoruz. Hiçbir partiye vermem. Kızgın mısın? Evet. Ne işin mi tabii? Bütün siyasetçilere kızgınım ben. Ne oldu yani, ekonomi yönetemedikleri için mi? O hali ortada. Sizden biraz önce güllük gülistan dedi. Telefonlarımız 5000 lira dedi. Ya ne akma. Tamam, benimkiler de 5000 lira. Her şeyimiz var dedi. Hatta iki tane, bir tane de evde var benim. 15 telefon. Lira telefon var. Evet, 15 lira. Evet, şikayet. Niye abi? Efendim? Niye? Evet. Durum ortada değil mi? Anladım. CHP. Neden CHP efendim? Valla daha babam, rahmetli babamızdan beri hep CHP'ye atıyoruz. Eski partiniz. Adayın kim olduğuna bağlı. Parti CHP, AK Parti, MHP, HDP, İYİ Parti. Partileri soruyor zaten. Kişi hangi millet, belediye değil yani. Genel seçim. Ha. Genel seçime kimse adaylara bakmıyor. Partiye veriyor oyun. Ben adaylara hangi bakıyorum ama. Hangi biz milletvekili tanıyoruz? Evet, CHP diyeyim. CHP. Bir gerekçeniz var mı? Gerekçem? Valla daha iyisi aklıma gelmiyor. Tamam. Meral Akşener. Neden İYİ Parti? Çünkü Meral Akşener'i hem daha çok dürüst olduğunu düşünüyorum, hem de kadın olduğu için. Ben oyumu hiç kimseye vermemeyi düşünüyorum. Neden? Bir genç olarak neden umutsuzsun? Yani, hayatın başındasın. Daha hiçbir siyasiden artık bir umut yok. Çünkü hep kendilerini düşünüyorlar. Kendilerini düşünen bir siyaset olursa her zaman hepsi bu biz ülkeyi düşünüyoruz diyorlar. Hayır, öyle bir şey yok gerçekten. Bunu zaten örneklerle görebiliyoruz. Peki siz oy kullanmazsanız iyi insanlar nasıl iş başına gelecek? Hiç mi iyi birisi yok? 17 tane parti seçime girecek. 105 tane Türkiye'de parti var. Yani ben, çoğu kişi zaten benim düşündüğümü düşünüyordur. Oy yok kimseye. Oy yok kimseye bence. Tamam. İyi olan abi. İyi olana. İyi olan kazansın abi. AK Parti. Neden AK Parti? Ondan başka yok çünkü. Nasıl yok? 20 tane parti var seçimde. Boş ver ola, o partileri 5 para etmez. Ne edeceksin onları? Size göre. Hadi baya. Halkların Demokratik Partisi. Neden? Biraz uzak. Evet. Neden? Ne için? Ya çoğunu eğer anlayanları şimdi kayıt oluyor mu? Evet, oluyor. Anlayanlar biliyor. Anlayanlar biliyor. Evet, çok zulüm olduğu için bu halkın hepsi terör olmadığına göre. Terör olmadığına göre bak. Bizim reisin dediğine göre söyleyeceğim de herhangi bir bundan da belki sakınca olur mu olmaz. 6 milyon oy almış diyorsun. Oy mu HDP diyorsun? Sıkıntı yok. Ya 6 milyondan değil. Mesela biz hepsine verdik. Doğru. Bunu niye elli ki bunu sıkıştırarak bak. Sıkıştırarak bunu ne anlama geliyor? Biz bu memleketi ben şimdi bak. Bak bugün sadece bu hata
4 kere indim bindim ben. Bu nereye gidiyor? Ne oluyor? Biz bunu bundan kaçacak mıyız? Ben Şırnaklıyım ben. Yani Şırnak alt üst oldu. Yine buradayım. Kıyamete kadar buradayım. Burada öleceğim. Yani biz burayı bırakacak da ne yapacağız? Nereye gideceğiz? Ya 50, 10 kere taşındı, gitti, geldi, gitti. Nereye gideceğiz? Hiçbir yerimiz yok. Bazılar bizim başkanımız bilmem ne, bazı böyle kornasler diyor ki ya istediği yere gitsin. Ya nereye gidecek? Nereye gidecek? Yerimiz burası. Oyumuz Millet İttifakı'na. İçinde hangi parti? CHP, İYİ Parti? CHP, İYİ Parti ve Sapıtı. Neden CHP efendim? Ya CHP köklü parti, İYİ Parti, Meral Akşener ne dediğini... Nasıl sapıtıyor? Nasıl sapıtıyor? Mesela bu amiralların şeylerine zevzeklik. Ne zevzeklik? Adam gerçeğini söylemiş. Milletvekili ve Cumhurbaşkanı seçim. Belediye değil. Belediye değil. CHP'ye veririm. Neden Cumhuriyet Halk Partisi? O 20 senedir bunlar burada. Biraz da değişiklik olsun. İYİ Parti ile birlikte kolist. Değişiklik olsun. CHP. Neden CHP? Daha var. Mevcut yönetimden memnuniyetsizlikten. Pek. Oy kullanmayı düşünmüyorum. Neden karşısınız? Çünkü her gelen aynı şeyi yapıyor. O yüzden. Yani oyumu hangi partiye veririm? Bunu söylemek istemiyorum. Bu da bir cevap. Söylememek evet. Bir cevap. Yalnız erken seçime gidilmesi gerekiyor. Evet. Bunu düşünüyorum. Yani bir an önce erken seçim olsun. Çünkü memleketin hali ortada. Göründüğü gibi. Peki, yani bu sorumuz da... Onu söyleyemeye hakkımız yok. Tamam. AKP'ye veririm. Neden AK Parti efendim? Neden AK Parti? Her şeyde üstünde ondan. Peki. Cumhuriyet Halk Partisi'ne vereceğim. Daha önce oy vermedim. Şu anda bir şeylerin daha ileriye gitmediğini görüyorum. İnsanlar için kendimi değil de gelecek toplumda bir şeyler daha iyi olsun olması için kendime öyle bir kanaat getirdim. CHP'ye ilk kez mi oy vereceksin? Yani ilk defa vereceğim. Neden tercih ediyorsun peki? Neden? Yani adaleti daha iyi olmasını istiyorum ondan sonra. Alım gücünün daha iyi olmasını bekliyorum. Yani ülkeler arasında gittiğim zaman, benim pasaportumu koyduğum zaman ülkeler arasında çok büyük bir değeri olmasını istiyorum. Şu an yok mu efendim? Ya şu anda, yani ben daha önce İsrail'e gittim, bir kere alınmadım. Bana hiçbir sebep sunmadan vizem olmasına rağmen geri yolladılar Türk vatandaşı olarak. İstiyorum ki ulusal arenada da Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı bireyi gerçekten parmakla gösteresin. Ekonomimiz, tabii üretim gerçekten olmalı. Yani üretim sanayidir, tarımdır. Bunlarda dışa bağımlı olmamalıyız. Kendi kendine yeten ve hatta dışarıya ihraç edip para kazanan, gelecek nesillere bir miras bırakabilen bir toplum bekliyoruz yani. Gençler olarak 20 sene sonrasını düşünmesinler. Gidip orada burada Yunan kapılarında, Avrupa kapılarında kaçmak için uğraşmasınlar. Beyin göçü yaşanmasın. Burada kalsınlar. Toplumlar gelecek nesillere güzel bir şeyler aktarsınlar. Yani düşünmeyelim yarını ya da 3 sene 10 sene sonra ne olacağız? Emekli nasıl olacağız? Bunları düşünmeyelim yani. Ben CHP'ye veririm abi. Neden Cumhuriyet Halk Partisi? Abi ülkenin durumu berbat bence. Çünkü dolar 8 lira, euro 10 lira. Ben kendim hukuk okuyorum. Hukukun olmadığı bir ülkede hukuk okuyorum. Ben şahsen yurt dışına gitmek istiyorum. Hiçbir şekilde kalmıyorum. Hukukun hukuk okuyorum. Niye okuyorsun hukuk yoksa? Ben abi gerçekten insanlara hizmet etmek istiyordum. Ama gerçekten bıkmışım artık bu ülkeden. Hukuk yok. Yok abi hukuk yok ki. Peki. Buradaki herkese sor, hukuk var mı? Yok be. Kadın ölümleri çok fazla. Hukuksuzluk diz boyu. Bir sokak röportajı ilk duruşmada 14 ay bize ceza verirler. Tabii ki hukuk yok. Hiçbirine vermem. Neden? Genç yaşınızda umutsuzsunuz. Evet, onu umutsuzluğu yaratan ben değilim. Yönetenler yarattı. O yüzden çok bir şey beklemiyorum. Ne olacak? Yani ne olacak? Niye oy kullanmıyorsun? Yani öbür bu kötü hale getirenlere destek vermiş olmuyor musunuz oy kullanmayarak? Evet ama yani sonuç olarak gençlikte ümit bırakmadılar. Ben şu an öğrenciyim, üniversite 2. sınıf öğrencisiyim. Geleceğim hakkında büyük kaygılar yaşıyorum. Evet bunu değiştirmek bizim elimizde. Ama ümitsiz gençlikte sürükleniyor, ne yapacağını bilmiyor. Hayallerini çok yaşayamayan bir gençlik. Halk ilişkiler ve reklamcılık okuyorum ben. Evet. Gençler umutsuz diyorsun. Evet aynen öyle. Çevremde de çok görüyorum zaten. Ekmek Partisi'nde. Öyle bir parti yok efendim şu an. Öyle mi? Vallahi ya. İYİ Parti'ye değil, MHP'ye değil, tamam. AK Parti'ye hiç değil. Değil. Peki 3 tane vermediniz. AK Partisi'ne değil. 4 tane vermediniz, bir tane vereceğini söylesin daha kolay değil mi? Yok o kolay değil işte. O kolay değil. Vatan hainlerine vermek istemiyorum açıkçası. Tamam. AKP olur. Neden AK Parti? Memnunum.
icraatla ve işlerinde. Her şey yolunda mı? Her şey yolunda bence. Sizden önce birisi dedi ki ev kiralar ikimisine fırlamış. Ya 30'dan 70 lira olmuş, geçinemiyoruz, yönetemiyor. İlk 10 yılı dışında AK Parti halktan koptu dedi. Bence hikaye anlatıyor. Hikaye anlatıyor.